Celal Şengör taklidi yapayım mı? Fatihciğim bilim Allah yok. Bu kadar. Celal Şengör taklidim bu kadar. Arkadaşlar bir bacakları var. muhabbetin abartıldığını düşünüyorum ben. Söyleyebilir yani adam erkeklikten istifa etmedi ya. Ve beğenmiştir yani. Ne var oğlum Celal delikanlı bir adam. Kimileri gibi dinden çıkıp da hala Müslümanıma yağ yapmıyor. Delikanlı gibi ateistim diyor. He, abartıyor. Her lafınıcını Allah yoka bağlıyor artık. Ö geldi ama delikanlı gibi söylemesi bende çok büyük artı pointtir. Türkiye gibi bir ülkede, HaberTürk gibi bir kanalda bir adamın göğsünü gere gere ateist olduğunu söylemesi göt ister. Bunu yapabiliyor. He. Müslüman bir toplumda bir kafir göğsünü gere gere ben kafirim ateistim, budistim diyebilmeli zaten. Ama bizim gibi toplumlarda bu çok zor. Adam bunu yapıyor. Dücane gibi, Mustafa Öztürk gibi artık dinle alakası kalmayıp türbanlı büşralar hala beni dinlesin, kitlemi kaybetmeyeyim diye Müslüman ayağı yapmıyor en azından. Ben samimiyete haddinden fazla önem veriyorum. Yani çünkü Samimiyet ve dürüstlük benim önem verdiğim şeyler. Ben de öyleyim. Ve bunu karşımdaki insandan da beklerim. Hani samimiyetten daha önemli değerler var tabi. Bir insan kötü bir şeyde de samimi olabilir. Bu kötülüğünü arttırır onun. Ama kötü bir şey savunsa bile delikanlıca söylüyor. Helal olsun diyorum yani. Süpünoza. Şimdi süpünoza der ki tek bildiği filozof Spinoza her lafı Spinoza'ya bağlıyor ya sahiden Celal Şengör'ün ateist olduğunu açıkça söylemesi Türkiye gibi bir ülkede çok büyük işleri yani helal olsun diyor takdir ediyorum Aman kitleye oynayayım şunları bunları kaçırmayayım derdi yok adamı Bravo ya evet antik Yunan hayranlığı bayar. Yani bir antik Yunan'ı okumuş. Bunu kimden biliyor musun? Pascal. Pascal ne hocam? Pascal desene işte Türküz bizi. Pascal deyince daha havalı oluyor Moruk. Yok Celal Şengör'üne bir vurulmadı Moruk. O radyal çatlak muhabbeti. O çok rastgele. Yani adam kurşunlu saldırıya uğramıyor. Çok uzaklardan geliyor benden. Maganda kurşunu dediğimiz bir şey yani o. İşte arkadaşlar yani bu Müslümanlar böyle ateist birini baskılayınca hele hele öldürünce Turan Dursun gibi. Belki de Turan Dursun'u başkaları öldürdü de Müslümanların üstüne atıldı. Bu da bir ihtimal. Yani bu İslam'a en çok zarar veren şey. Kendilerini Allah'tan üstün zannediyorlar. Çünkü Allah kafire kafirlik olma hakkını vermişken bunlar vermiyor. Ayet var. Onlar dinde, dine girdiler, dinden çıktılar. Tekrar dine girdiler, tekrar dinden çıktılar diye. Yani mürtedin katli vacipse bunlar nasıl dine girip dinden çıkabiliyor değil mi?